Çok kar gördük kuzum da. Neler oldu da? Neler geldi de? Bu birden oldu. Aslında en güzel dikecek ağaç katran ağacıymış. Bak sadece katran ağacını kırdı. Durum mu? Afet oldu. Ağaç kalmadı, kırıldı, bitti. Zaten biz köye gidemiyorduk. Buradaki hayvanlarımızı da bir tarafa bırak. Kendi canımızın derdine düşmüştük. Keşke buradan sağ çıkabilsek. Ne bileyim, bu kar tamamen berbat. Birden oldu, kısım kısım yağmadı. Hiç ara vermeyin şartıyla. Hele temeli kök bülük yuvası gibi kaldık. İnsan yani, kura eridi de aç kere attırdı çocuk, aç kere attırdı. İnsan yani, tüm durur çelenir daha. Bu Mehmet Ali'nin kenarları hiç varılmaz. Kredir de kuruyor, bunlar da aç kere kurudu. Ne bileyim, tekrar yağmasa buna şükür. Dört gündür buradayız. Ortalama 4.7 metre kar yağdı. Mevcut yolları açmaya çalışıyoruz. Açılmamış birçok yolumuz var. Ama yolları da elimizden geldiğince açmaya çalışıyoruz. Açıyoruz. En son buraya 69 yılında yağmıştık. Var 6 metre kadar. Yani normalde 1 metre, 2 metreyi gördük de 4 metre karı daha hiç görmedik. Elimizden geldiğince şeyler yapmaya çalışıyoruz. Çeliler olup. Yani şimdi yarım yamalaklar var, onlardan sahibi gelip gelse haber yok onlar, bilemiyor. Sahibi gelip de haber olanlar. Ayakta gibi ama göçük yani. Olmaz olur çoğu. Sundurma çatı yapmıştık. Bunu balkon çatısını. Şu anda balkon çatısı benim oturduğum yerin altında. Karın altında ve ayrıca abimin motosikleti vardı. O da karın altında ne durumda bilmiyoruz abi. Kapalı kutu gibi duruyor orada. İşte diğer boyutu geçimini, bütün birikimini bahçeye, tarıma bağlayan köylerimiz, aslan köylerimiz maalesef şu an görüldüğü gibi büyük bir yıkım yaşıyorlar. Dört yaşında bahçe var bunun altında. Üstüne toprak atacağız. Kar çabuk erisin diye. Ağaçlar kırıldı zaten. Çabuk toprak karın üstüne attığım zaman deler. Karı havalandırır. Çabuk erir. Bunun altında bak burada 4 metreydi. Kala kala 2 metre kaldı. Durum bu. Bak buradayım ben. Aha. 170 santim. Şurası. Bak burası 170 santim. Buranın altından toprak çıkaracağız, atacağız, tozlayacağız. Tozlama denir. Bahçeyi kurtaramadık. Burada 4 yaşında ağaç var. Bak burada. En de kamerayı koyduğun yerinde ağaç var. Altında. Durum bu. 4 metre uzunlukta olan ağaçların uçlarındaki sivri dalları bak gözüküyor. Altında erik bahçesi var kocam. Bak 5 senelik emek geçti gitti. 5 senelik emek bir anda bu bitti, her şey bitti. 75 milyon masraf ettim buraya, bir kalemde gitti. 75 milyonu gömdük buraya. Kara afeti aldı götürdü. Gülledi bulutlar, yağmadı yağmur. Gözlerim yaşlı da yollarım çamur. Yare gidem dedim yetmiyor ömür. Kime ne söyleyeyim,
kime dedim. Dosta gidem dedim dedim, yetmiyor ömür. Kime ne söyleyeyim, kime ne diyeyim? Aslanköy'de doğa harikası. İki kısmı. Bitki çayı. Buraya da bu bitki çayı gidersin yeşillikleri toplarsın. Çiçek açmadan. Çiçek açmadan toplarsın. Kurudursun. Kuruttuktan sonra ama boğu boğu yaparsın böyle. Yahut da ovalar sapını ayırırsın. Ondan sonra bu erir. Buraya gezmeye korsun. Önce yıkatsın. Yıkattıktan sonra ama ikinci suyu yeniden sıcak suyu çekersin. Dem haline gelir. Getir bardağı dökersin. Döktükten sonra bu şekerini atar. Mide sancı üşütmede çok güzel bir bitkidir. Köye 5 metre yağarsa bura 6 metre yağar. Bura fazla yağıyor. Biraz daha köyden engin olduğu için buraya biraz daha kar fazla yağıyor. Burada 8 tane yörük çadırı var. Yani hane olarak 8 aile yaşıyor burada. Aslanköy'de uzaklığımız 5 kilometre falan. Traktörlerle ulaşımı biraz sağladık. O da traktörlerin de çıkmadığı, gitmediği zamanlar da oldu. Temelli ulaşımımızın kapandığı zamanlar da oldu. Keşke buradan sağa çıkabilsek, çadırı ve kar tirese ne, yani üstündeki karı taşısa ne taşıyacak? Allah beterinden saklasın. Bugünler de varmış, çok şükür. Sonunda yollarımız açıldı. Büyükşehir'in makinesi geldi. Çadır evlerimizin kenarındaki karları alıp sağa sola attı. Genişletti yani. Bir 18-20 gün çocuklar okula gidemedi yolların kapandığından dolayı. 15 tatil geldi. Karne alacak zaman karne almadan yazılıya girmişler. Tabi bizim çocuk oğlan yoktu. Hepsi 5. Peki bir tane iyisi olduğundan dolayı o iyi de yazılıya girseydi o da pek iyi olacaktı. Takdir alacaktı çocuk. Yani eğitim bizim için çok önemli bir şey. Biz zamanıyla tam eğitim alamadık. Ama çocuklarımızın sonuna kadar eğitim almasını istiyoruz yani. Geçilerin ağırı çöktü kardan dolayı. O yüzden 13 tane malımız telef oldu. Ve halen sıkıntısını çekiyorum. Marangozdan ağaç alıp getirdik, ağır yaptık. Halen sıkıntılarını çekiyoruz karın işte. Ama inşallah yazın bolluğunu, sefasını süreceğiz. Bir hastan olsa neyle getireceğim? Anca altına bir naylon sereceğim. Sumunduracağım. Bizim çocuklarına sunduğumuz gibi. Tamam mı? Daha neler çıkacak yani bu zararlar karın altında daha dur bakalım. Şu an gözüne görünen 500 milyar vardır. 500 bin lira. Daha bunu gözüne görünen, görünmeyeni var daha yani o karın altında olanlar var. O bağ bahçe gittim zaten 5-6 trilyon yani milyon lira vardır. Normal kar diyor canım normal. Evvelde yağdı bu da böyle değil. 2002'de ne de yağdı ama böyle değildi yani. Bu 3-4-5 günde bu şekilde getirdi yani bu karı. Böyle çok yağdı. Ben bunu yarın 1,5 metre altındaki traktörü çimlemesinler diye çakıyorum.
Yoksa bunu çakmazsan grader ezer gider. Oh gözlerini sevdim Dilber, sana bir sözüm var diyemiyorum. Ben deli mi Mecnun gezerim, sırrımı ellere veremiyorum, derdimi ellere dışarıda var, çok güzel bir güneş var. Kendi yetiştirdiğimiz buğdayımızdan yaptığımız hamurumuz, bazlamamızı açıyoruz. İçine kendi yetiştirdiğimiz patatesten yaptığımız sıkmamız var. Çayımız, işte bunu yiyen çocuklarımız çok güzel okuyor. Okullara gidiyor, iyi mevkilere geliyorlar. Köyümüzün havasını soluyan, suyunu içen çok güzel okullar okuyor. Gelip köyümüze de faydalı oluyorlar. Karnın içinde donmasın diye bunu getiriyorum. İşte o da yüksek ağaçların ustaları götürüyor bak. Normal ağaçlar şu topukların altında bak. Şu topuklar görüyor musun? Bunların altı hep ağaç. Yani ağaç görükmüyor aslında. Ancak ağacın olduğu belli altında. Yumruğu yani yumruğu. Burada 7-8 sene, 10 sene böyle bir afat oluyor. Vatandaş bir topluyor, bahçeyi bir yetiştiriyor. Arkurt'tan bir kırıyor. Ondan sonra tekrardan. Bak 2010'da da böyle bir yaptı. 2002'de de böyle bir olduydu. Yani bu memleketin ne zaman ne olacağı hiç bellisiz. Dağların karı eridi, şu yüce dağların karı eridi, sel oldu gidelim de bizim ellere, sel oldu gidelim de bizim ellere, yaylamızı lale sümbül bürür. Ben köyde börtle vurulur buğday, dar, nohut, işte yeşil atarsın, bir şey, cevizde kırarsın, aslında köyde bunu yersin. Çünkü aslında köyde kar var, kar da inmez, kardan başka yiyecek bir şey yok. Börtme böyle inir. Eski, hep yaşlılarımızın gününde, çocukların iş börtmesinde, işte bunlar inen bir şey. Buğday doğal, dar, nohut, ceviz doğal, her şey doğal olur. Desen de iyi. Dertli dillerim konuşur, yoksulluk bize alışır. Küskün olsam gelir barışır. Ne olur benden git yoksulluk, ne olur benden git yoksulluk. Yoksulluktan soldu yüzü, dövdürdün bana dizi. Dapıladın mı, dapıladın mı sen de bizi? Ne olur benden git yoksulluk, ne olur benden git yoksulluk. Duruyorduk buraya, 4 metrenin üstünde kar yağık. Onu tireyecek bir güç olmayınca ağaçlarda, hepsi bedenden ayrılmış ayrılmış gitmişlerse böyle şey misali, yani hizer motoruyla bıçık gibi kırılık işte görüyorsunuz hepsini. Vallahi bir mücadele, kimse bahçe için mücadele yapamazdı kardeşim.
Çünkü mücadele edecek 4 metrenin üstündeki kara nasıl mücadele yapacaksın ki? Ağaç kalmadı. Bütün dalları ayrıldı, kırıldı hepsi. Yani bir şu bütçeye katkı olur diye bir şey yok yani. Aynen bir kuru kazık kalmıştır hepsi. Dünyanın gam yükünü benim gibi çeken var mı? Gece gündüz gözyaşını benim gibi döken var mı? Ne diyeyim baktım kara böyle hayat batsın yere, dizlerine vura vura benim gibi ölen var mı yani? İşte hayat böyle. Anadan babadan yetim kalmaya, anadan babadan yetim kalmaya. Şu gördüğümüz oğlumuz çubuğu ben 2 senedir çakıyorum. Bu çubuğun boyu 3 metreydi. Güzün. Şurası boş. 1 metre veya 1,5-2 metre civarında kar yağarsa boş yerlere karnı açar mezar kazarım diye düşünüyordum. Fakat bir sene 3 metreyi geçince kar çubuğun bu şekilde kaldı. Tabii ben onun söylediğim gibi güzden tedbirini almıştım. 3-4 tane hazır mezar kazıp üstünün örtmüştüm. Yerlerinde aynı böyle çubuk çakmıştım. Kürekle açıyoruz. 5-6 kişi arkadaş geliyor. Sağ olsun köylerimiz böyle şeylerde bir yardımları severler. Kürekle açıyoruz. Toprağa kadar iniyoruz 3 metreyi. Ondan sonra zaten üstü naylonlu. Naylonu açıyoruz. Cenazemizi defnediyoruz. Bu dünyadan gider olduk. Kalanlara selam olsun. Bizim için hayır dua. Kılanlara selam olsun. Yaşamanın zorluğu çok yağarsa zor, yaşamak zor. Ama normal yağarsa zevkli. Seyirlik bir şey çıkıyor ortaya da işte çilesi de başka. Şimdi güzel tarafı da var. Başkası yapar mı bilmiyorum da ben akşam oldu mu karsam başı mutlaka içerim. Öyle mi? Sobanın kenarında. Kaşlı yamaçları, çam katıran ağaçları. Karşı karşı yamaçları, çam katıran ağaçları. Seher düğü termuzları, benim yerim aslan köyü. Benim yaylam aslan köyü. Yollar var aşar daldan, ne güzel yapmış yaradan. Yollar var aşar daldan, ne güzel yapmış yaradan. Ey koca dallı buladan, benim yerim.